Geçimlerden soruyoruz efendim. Nasıl, tenceremiz kaynıyor mu? Konuşur. Ben şimdi konuşursam yayınlayacaksınız mı? Abi yani niye çekiyoruz yoksa? Önce konuşmadan o zaman söyle. Ben şunu söyleyeceğim. Şu anda bu milletin Allah yar ve yardımcısı olsun. Çünkü insanlar elektriğini, suyunu, doğalgazını, kirasını ödeyemiyor. Millet aç, susuz, sefil, perişan durumda. Sarayda millet çift sürüyor, böyle lüks hayat yaşıyor milletin paralarıyla. Bir de yeni araba almışlar, 10 milyon ısıtmalı koltukları var. Bizim paralarımızla onlar lüks hayat yaşarken biz emekliler olarak, halk olarak açlığa, yokluğa, sefilliğe, perişanlığa mahkum edildik. Ama bakıyoruz ki Türkiye'nin her tarafında hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet çıkaran, menfaat peşine gezen bir hükümet var. Halktan uzaklaşmış, adeta zenginlerin, tarikatların, cemaatlerin, derneklerin, vakıfların, müteahhitlerin adamı olmuş yani. Biz bunu böyle tanıyıp da buna oy vermedik. Biz önce iyi dediler bize, Müslümanlığı savundular, başörtüsünü savundular ama maalesef son yıllara baktığımız zaman da halktan uzaklaşmış, tamamen zenginlerin adamı olmuşlar. Fakirler açlığa, yokluğa, sefilliğe, perişanlığa mahkum edilmiş. Bir de ülkeyi yol geçen hanına çevirmişler. Yer gün her tarafta yabancılar var. 14 milyon yabancı var bu ülkede. Onların sayesinde biz kendi ülkemizde mülteci durumuna düştük. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bu yabancıların derhal bu ülkeden nasıl getirdiyseler öyle de gönderilmesini istiyoruz. 2023 Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy vereceğiz? Vallahi biz bundan sonra Tayyip Erdoğan diye bir şeyi tanımıyoruz. Biz bundan sonra altılı masada şeyde bir robot bile koysalar ona oy vereceğiz. Yani Tayyip Erdoğan bizde bitti. Koyu bir AK Partiliydim ama şimdi diyemiyorum ben AK Partiliyim. Utanıyorum, milletin yüzüne bakmaya utanıyorum yani. Peki önceki vermiş olduğunuz oylardan dolayı pişman mısınız? Çok pişmanım. Hem de çok pişmanım. Çünkü biz... Keşke vermeseydim diyor musunuz? Evet, aynen. Biz böyle olacağını bilseydik kesinlikle bu adama oy vermezdik. AK Parti'ye oy vermezdim ya. Kesinlikle utanıyorum yani. Köylü bitmiş, çiftçi bitmiş, hayvancılık bitmiş, üretim yok, dışa bağımlı hale gelmişiz yani. Peki hakkınızı helal ediyor musunuz? Kesinlikle etmiyorum. Kesinlikle etmiyorum. Bu millet de hakkını helal etmeyecek ona. Tüyü bitmemiş yediğim insanların haklarını yiyenler, doğmamış çocukları borçlandıranlar, asla bunlar Müslüman olamaz. Bunlara da hakkımızı helal etmiyoruz. Bunlar Müslüman değil, ne oldukları da belli değil. Bunların inandığı İslam'a bile inanmıyorum. Hepsi. Peki, bir şey soracağım abi. Şimdi AK Parti hükümetine oy verdiniz. Onlar da yıllar boyunca buralara kadar geldiler. Güçlendiler, evet. Sizler sayesinde. Şu an gençler ülkeden şikayetçi oldukları için ülkeyi terk ediyorlar. Peki bu ülkeyi terk eden, zor durumda olan ya da çocuğuna meyve sebze almakta zorluk çeken vatandaşlar sizler sayesinde güçlenen AK Parti sayesinde bu duruma düştüler. Sizlere hakkını helal edecek mi? Siz de sorumlu görüyor musunuz kendinizi? Evet, aynen. Sizler bu, güçlendirdiniz sonuçta, yıllarca doğru. Verdiniz. Hayır, doğru. Size hakkını helal edecek mi vatandaşlar? Etmez. Ben de kendimi suçlu hissediyorum. Böyle adamlara oy verip de iktidara getirdiğimiz için. Kesinlikle suçluyuz. Sorgulamadan mı oy verdiniz zamanında? Ya biz ilk 4 yılda bize İslam'dan vurdular, temden vurdular. Böyle İslami duygularımızı, başörtüyü o bu dediler. İnandık, güvendik. İlk 4 yılda güzel şeyler yaptılar. Milletin güvenini aldılar. Ondan sonra kadrolar değişince başladı yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet işleri başlamaya. Yani çıkar uğruna siyaset yapmaya başladılar. Biz böyle bir hükümet istemiyoruz. Bakın bu ülkede sağlık çöktü, eğitim çöktü. İnsanlar tedavi olmak için hastaneye gidemiyor ya. Oysa bunlara sorarsan sağlıkta 10 numara işleri yaptık. Hiç alakası yok. İnsanlar hastaneye gidemiyor, tedavi olamıyor. İlaçlar yok eczanelerde. Birçok ilaçlar yok. Tayyip Erdoğan önceden Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyordu. SSK'yı batırdı diye. Bugün emekli maaşları kesinlikle hazine garantili olmasa bunlar 10 sene, 20 sene kesinlikle bu emekliye maaş ödeyemez. Çünkü hastane yaptılar, doktor yok. Okul var, eğitim yok. Çünkü tarikatların eline teslim ettiler çocuklarımızı. Bugün bizim çocuklarımız okullara aç gidiyor, aç. Adalet Sarayı var. Ya ne olsa var bu ülkede. Onlar sarayda bakın Katar'a gidiyor lüks uçaklarla seyretmeye. Ha. Beyefendi bizim paramızdan gidiyor. Onlar hani şimdi asgari ücret açıklaması yaptılar. Yok küfede işte onların sırtı bizim şey mi? Ya bu milletin şeyinde onların küfede dedikleri şey bu milletin sırtında onlar geçinip gidiyorlar ya. Bu milletin vergilerinle bu milletin verdiği oylarla beraber gelmişler bir yere bizi çoban zannediyorlar. Ne zannediyorlar belli değil ama asıl çoban onlardır. Onlar bizim elimize
el bükecek, boyun bükecek, bizim oylarımızdan gelmişler. Onları biz iktidara getirdiysek, maaşlarını biz veriyorsak almasını da biliriz. Diyor ki cefayı beraber çekeceğiz diyor. Ya sefayı birlikte mi sürdük ki? Hayır, cefayı biz çekmeyeceğiz ama bize çektiriyorlar. Onlar sefayı sürerken biz cefayı halk olarak çekiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz yani. Ne yiyorsun abi? Bize de var mı? Alayım. Ne yiyorsun? Simit mi yiyorsun abi? Alayım. Simit mi yiyoruz? Yiyorsan alayım. Yok, Allah razı olsun, sağ ol. Şaka yapma. Simit mi yiyoruz abi? Simit yiyoruz. Neden abi? Şu lokantada otursan, güzel bir yemek yesen. Herhalde rüya görüyorsun sen. Niye abi? Neden? Bakın, paramız mı yok? Param var da neye yetiyor? Yetmiyor mu abi şey? Yetmiyor. Ama Hülya Avşar demişti, gerekirse simit yiyeceğiz ama bu zor günleri atlatacağız. Sen ne zamandır yiyorsun? Hülya Avşar ne zaman simit yemiş, söylesene. Bilmiyorum. Ha? Ben öğrenelim de ona göre cevap verelim. Bunu bir sene önce falan söylemişti. He? Bir sene tamam, önce demişti. Simit yediği yoktur. Hep en iyi etleri yiyor. Tabii. Onun zamanında yediği etleri de biliyoruz biz o filmlerdeki. Yani, bazı etler yiyordu. Hatırlıyor musun Hülya Avşar'ın artı 18 filmlerini? Ben orada öyle filmlerden hoşlanmam, hiç gitmedim. Orada da etler yiyordu. Ben öyle filmlerden hoşlanmam, hiçbir zaman gitmedim öyle bir şey. Var mı gönlünden geçen bir aday? He? Gönlünden geçen bir aday var mı Cumhurbaşkanı? Ne gibi yani? Cumhurbaşkanı adayın var mı? Var tabi, olmaz olur mu? Kim geçer gönlünden? Birinci sırada Mansur Yavaş. Zaten Tayyip Erdoğan deseydin şuraya düşüp bayılırdım zaten. Hiç demedi Mansur Yavaş. Anlatıp da. Çünkü en iyi şekilde makamını savunan bir insan. Türkiye'yi de savunur. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Afiyet olsun tekrar. Rica ederim. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Efendim, nasıl gidiyor genel geçim durumlarınız, nasıl acaba? İdare ediyoruz. Bazı vatandaşlar şikayet ediyorlar. Dün asgari ücret açıklandı ama. Haklılar. Yetersiz buluyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de yetersiz buluyorum. Peki daha fazla olsaydı sizce işveren karşılayabilir miydi? Ve onu da düşünmek lazım ama işveren yine bir sermayeye dayalı. Vatandaşın sermayesi yok ki. Harcadığı zaman bitiyor. Nasıl geçinecek? Düşün, iki çocuğu olan bir insan. Hele bir de kirası varsa. 8500 lira nedir ki? 5000 lira kiralar. 6000 lira kiralar. Nasıl geçinecek? Peki kim düzeltecek efendim bu durumları? Allah'a kalmış bence. Kimse düzeltemez gibi geliyor bana. Yok mu gönlümüzden geçen biriydi? Düzeltmek zordur. Yeniden yapmak kolaydır, bozulanı düzeltmek çok zordur. Onun için yani kolay kolay düzeleceğini zannetmiyorum ben. Ama uzun zamanda belki. Peki, teşekkür ederim. Çok ben da teşekkür ederim. Nasıl efendim, pazar market fiyatları nasıl? Geziyor muyuz pazarları? Felaket. İlk defa mağazadan boş çıktım. Öyle mi? Alacak gibi değil yani. Yok. Alacak gibi değil yani fiyatlar. Çok felaket bir şey. Ne olacak bu ülkenin durumu hiç bilmiyorum. Gerçekten ama gidişat hiç iyi değil. Yani iki kuruş zam yapıyor ama gel gelelim daha şu anda vereceği zam bile eridi gitti yani daha almadan. 10 kat ve her şey aşırı derecede pahalı. Yani bilmiyorum ne olacak böyle. Asgari ücret belirlendi. Evet. Ardından 1,5 saat sonra 67 kuruş benzine zam geldi. Yani her şey... Marketler güncelleme yaptı. Her şeyi akşamdan sabaha zam. Yani bunun için özellikle sene başını beklemesine gerek yok ki. Akşamdan sabaha zam, akşamdan sabaha zam yani. Ne olacak bu ülkenin? Artık yeter, buramıza kadar geldi ya. Yeter yani. Sandıkta da göstereceğiz mi? Tabii ki, tabii ki. Oyunuzun rengi ne olacak efendim? İmamoğlu. Sonuna kadar arkasındayız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Nasıl efendim, genel geçimleriniz nasıl diye soruyoruz. Vallahi vatandaşın hali nasıl, vakti nasıl? Malum emeklilik. Peki, aynen devam ediyor. Güzel geçinen bir emekli misiniz yoksa emekleyen bir emekli misiniz? Vallahi pek emeklemiyorum. Ben halen de çalışıyorum yani. Hala çalışıyorsun? Halen yurt dışına gidip geliyorum, çalışıyorum halen de. Yani onun için de öyle dediğiniz gibi emekleyen emekli değilim. Vallahi emekli, bazı emeklilerimiz diyor biz emekliyoruz diyor. Hatta sürünüyoruz onlar, diyor. Şimdi kirada oturanlar, ailesi olanlar, yani onlar daha çocuğu olanlar, okula giden çocuklar, onlar hakikaten zor onlar için. Çünkü bu şeylerle gerçekten geçinmek çok zor. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben emekli mühendisim ben. Ama şu anda ne iş yapıyorsunuz? Şu anda yapmıyorum ama bir proje hazırlıyorum. Sudan'a gideceğim.
Yani devamlı ben 15 senedir orada iş yapıyorum. Çeşitli işler yapıyordum. Orada çeşitli imalatlar yaptım. Onun için emekliyim ama emekliyen emekli değilim yani. Rahat edemedik mi emeklilikte? Emeklilikte rahat edemedik mi? Ya durmak bana göre değil. Yani halen de durmuyorum. Haziran'da bir seçim var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Tamam. Oyunuzun rengi ne olacak efendim? Vallahi, kimden yana tercih ediyorsunuz? 20 senedir gördük geçmişi. Şimdi yenileri görmemiz lazım. Onun için de onları ekart etmemiz lazım. Değişim istiyoruz. Değişim olmaz. Var mı aklımızdan geçen? Zararı. Yok işte bu şeyler. Bu altılı masadan seçilecek bir kişi. Yani bu genç, memleketini seven, ondan sonra yani sosyal bir tanesi olursa bu memlekette her şey var. Ben eminim buna. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.